Pandemi dönemi Dimes için bence ikiye ayrılıyor geçen sene ve bu sene olarak. Geçen sene tabii ki herkesin üzerine psikolojik ve ani etkisi çok farklı oldu. Dolayısıyla Dimes olarak gıda ürettiğimiz için, o zinciri bozamayacağımız için, üretim ve satış ekiplerinin sağlığı için çok hızlıca önlemler alınıp aslında çalışmaya devam ettik. Merkezi ekipte, içeride altyapılarımız hazırdı. En etkin şekilde ilk günden itibaren çalışmaya devam etti. Bence sektöre en büyük kattığı, Dimes'in de buna zaten hazır olduğunu gördüğüm şey, adaptif ve çevik olabilmek ve altyapıların hazır olması bence. Onun dışında ürün odaklı değil, geçen sene için söylüyorum, ürün odaklı değil, aslında duygusal odaklı iletişim yapmak gerekliliğini gördük. Çünkü gerçekten psikolojik olarak hepimiz etkilendik. Yani bunu herkes onaylayacaktır. Dolayısıyla umut en güzel vitamin, işte karpuz yakın, deniz yakın, hani hayata başka bakın, bizim felsefemiz ve sloganımız zaten. Bununla ilgili iletişimler yaptık. Kapanmalar bittikten sonra da yenilikçi biz şirket olarak aslında meyve suyu şirketi değiliz, bir içecek firmasıyız. Dolayısıyla daha yenilikçi, keyifli ürünlere iletişimlerimizi yaptık. Geçen sene smoothie, milkshake ve Obsesso markalı soğuk kahvemiz üzerine. Çok da başarılı kampanyalar oldu. Sonuçlarını çok iyi gördük. Bu seneki pandemide aslında Dimes olarak sürdürülebilir karlılık. Normal stratejilerime devam ettim aslında. Ekip ve ben ve ekibim bu şekilde devam ettik. Bu sene de aslında Smoothie Milkshake ve Obsesso üzerine yoğunlaşıyoruz. Markamızın yenilikçi özelliklerine, keyifli özelliklerinin altını çiziyoruz. Bu şekilde sektöre kattıkları da adaptif olmak, altyapıların hazır olması, dijitalize olmak ve duygusal iletişime önem vermek olduğunu düşünüyorum. Yani bence uzun yıllardır çok kalifiye insanlar yetişiyor. Aslında Türkiye'nin en yüksek puanları bu disiplin, puanla alınan bölümleri bu disipline insanlar yetiştiriyor uzun yıllardır. Dolayısıyla yani inanılmaz bir kalifiye kişiler tarafından pazarlama icra ediliyor bence. Bunu bence uluslararası platformlarda da görüyoruz, ödüllerle vesaire. Bunun dışında bence Türkiye'de ikinci çözümleri düşünmek, yani Türkiye'ye ait, toplu topraklara ait hep başka seçenekleri düşünmek, tutkuyla çalışmak, kendini dedike etmek, bunlar da bence pazarlamacıları ayırıyor. Bence dünyada hani Türkiye'deki pazarlamacıları ayırdığını düşünüyorum. Birçok firmaya da pazarlama yön veriyor. Bu da bence onun hani kanısı diyebilirim. Ben pazarlamacı olduğum için çok mutluyum. Benim mesela ekonomiden mezunum. Ve Türkiye'de yapılan işlere baktığımda çok gurur duyulan, gerçekten inanılmaz stratejik ve kreatif işler olduğunu görüyorum. Hem kendi firmalarına hem de sektöre yön verdiklerini. Bence naçizane hani Dimes de bunlara örnek işler yapıyor. Ama birçok firmanın da yaptığını görüyorum. Mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Yani öncelik olarak tabii ki, yani ben iş sonuçları bence çok önemli. Ayağa yere basan bütün pazarlamacılar için bu böyledir. Tabii ki kreativiteye bakarız, sonuçlara bakarız. Farklı düşünmüş mü? Kendi firmasına ne katmış, sektöre ne katmış? Ve de tabii ki yani Hammers'ın ana özelliği ekip olarak hani bunu iyi uygulamaya sokabilmişler mi ve sonuçları alabilmişler mi? Ekipçe bu bir iş mi? Ona bakacağım büyük ihtimalle. FMCG bekliyorum çok doğal olarak. Tabii ki e-ticaret çok bekliyorum. Pandemiden sonra gerçekten hayatımıza çok daha hızlı girdiler. Belki birkaç tane de sağlık ürünü olabilir. Yani diğer tüm tabii ki çok özel, önemli ödül törenleri var. Yıllardır Türkiye'de verilen. Ama Hammers'ın ekiplere vermesi, pazarlamacılara case'i, yani case'leri kendilerinin yazıyor olması bence hani herkesten Hammers'ı ayırıyor. Daha fazla belki sahiplenmeye sebebiyet veriyor olabilir pazarlama ekiplerinde. Onur edici bir şey. Geçen sene biz kazandığımızda, ya gerçekten hem case'inizi kendiniz yazdığınızda, kendinizi anlattığınızda ve de sadece pazarlamacılardan oluşan bir jürinin sizi ödüllendirmesine gerçekten gurur verici oluyor. O yüzden katılmalarını tavsiye ederim. Bunun dışında dediğim gibi yani tabii ki sonuca da bakıyor, kreativite bakıyor, sektöre, herkese faydasına bakıyor bu ödül töreninde. Ama ekibi değerlendiriyor olması, pazarlamacılara özel olması onu özel kılan bence.